Sevgili seyirciler, bizim toplumumuzda kendi başımızdan geçen olaylar vardır, hadiseler vardır, yaşamışızdır. İşin aslını araştırmadan, mahiyetini öğrenmeden, böyle sorumsuz insanların bize ulaştırdıkları bazı haberler dolayısıyla fevkalade şiddetli infiale, öfkeye kapılarak, hemen birdenbire kalkarak, hiç ilgisi olmayan kimselere gidip sataşmışızdır. Onların kalbini kırmışızdır. Telafisi mümkün olmayan büyük kırgınlıklara ve son derece üzüntü verecek sonuçlara sebebiyet vermişizdir. Değil mi? İşte o kadar güzel Kur'an-ı Kerim'de bakın. Bununla ilgili alem şumul, üniversel bir kaide, ahlak kaidesi vasediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne kadar önemli bakın. Cenab-ı Hak uyarıyor. Şimdi ayet-i kerime şöyle bakın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu in ca'ekum fasikum binebe'in fetebeyyenu en tusibu kavmen bi cehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Sadakallahu lazim. Ey iman edenler, ey müminler, yine müminlere hitap ediyor Cenab-ı Hak. Ya müminlere hitap ediyor Allah Teala. İn caekum fasikun binebin. Ya. İn caekum eğer size gelirse. Fasikun fasık, günahkar demek. Allah'ın emrinden dışarı çıkan, Allah'a karşı gelen, Cenab-ı Hakk'ın rızasına aykırı iş yapan manasına. Fusuk o manada. Bir kimsenin Allah'ın emrine karşı çıkması, Allah'ın emrine muhalif ve aykırı iş yapmasına fısk diyoruz. Fıskı fusuk. İşte fısk ve fusuk bu manada. Fasık da ismi fail sıygası, yanlış ve hatalı iş yapan, günahkar demek. Ya, hatalı hareket eden manasında. Binebe'in bir haberle gelirse. Cae fiili Arapçada gelmek manasına geliyor ama. Cae bir harfi cerriyle mef'ul alırsa o zaman getirmek manasına geliyor. Mesela biz şimdi size bir haberle gelirse dediğimiz gibi Türkçe'de size bir haber getirirse de diyebiliriz ki doğru, daha doğrusu da bu zaten. Size bir haber getirirse, hata içinde meseleyi yanlış anlamış, iyice meseleyi kavrayamamış, yanlış davranan, ne yaptığının farkında olmayan, yaptığı işin hangi neticelere müncer olacağını, nasıl bir sonuca varacağını bilmeyen bir kimse size bir haber getirirse, ya o getirilen haberi siz hemen söylenen sözü birdenbire gerçektir diye algılayarak, tamam bu böyledir diye hiç araştırmadan birdenbire harekete geçmeyin diye Cenab-ı Hak bakın ne buyuruyor. Fetebeyyenu, araştırın. O haberin mahiyetini ortaya çıkaracak bir araştırma yapın buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya, tebeyyün, ortaya çıkmak, meydana çıkmak demek. Ama burada fetebeyyenu, siz araştırın, tebeyyün etmesine, meselenin anlaşılmasına yardımcı olacak ve bunu sağlayacak incelemeleri yapın buyuruyor Cenab-ı Hak. Bakalım bu haber ne dereceye kadar doğrudur? Ne dereceye kadar bu haber isabetlidir? Bu haberin sıhhat derecesi, doğruluk ve sağlamlık derecesi nedir? Bir araştırın buyuruyor Cenab-ı Hak. Olur ya, bir yanlış anlama olur. Hani su-i tefehüm diyoruz. Nitekim bu hadisede de öyle. Bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulünü burada anlatırsak mesele daha da iyi anlaşılır. Sebebi nüzul çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimelerin ne sebeple, hangi olay dolayısıyla, hangi sual üzerine nail olduğunu, nazil olduğunu bilmek lazım. Ayet-i kerimelerin geliş sebepleri var bazı ayet-i kerimelerin. Kur'an-ı Kerim tefsirinde, tefsir ilminde esbab-ı nüzul deniliyor buna. Bu fevkalade önemlidir. Çünkü sebebi nüzulü bilinen bir hadiseyi başka türlü yorumlamaya, ayet-i kerimeyi, o hadise üzerine gelen ayet-i kerimeyi başka türlü anlamaya imkan yoktur. Bazen sebep hususi olur. Sebebin hususi olması hükmün umumi olmasına hiçbir zaman mani değildir. Sebep hususi olabilir ama hüküm umumi ve şamil olur.
Asr-ı saadette meydana gelen bir olaydır. Belli şahıslarla ilgilidir ama bu ayet-i kerime sadece bu olay ve bu şahıslara münhasırdır. Başkasını bağlamaz diyemezsiniz. Yani sebebin hususi olması hükmün umumi olmasına mani değildir. Bu usul kaidesi. Yani usul ilminin ortaya koyduğu bir esastır bu. Fetebeyyenu. Şimdi ayet-i kerimenin sebebi nüzulü olarak biz Esbab-ı Nüzul kitapları var. Mesela İmam-ı Suyuti Hazretleri'nin Lübab-ı Nukul fi Esbab-ı Nüzul var. Ondan sonra daha önce Vahidi'nin, tefsir alemi Vahidi'nin Esbab-ı Nüzul diye bir kitabı var. Vahidi'nin böyle bir cilt halinde ve diğer bütün rivayet tefsirlerinde de sebebi nüzul anlatılmıştır. Hazreti Ali kerramallahu vece hiçbir ayet-i kerime yoktur ki ben onun nerede indiğini, yazın mı, kışın mı, gece mi, gündüz mü, nerede, hangi mekanda indiğini bilmiş olmayayım. Esbab-ı nüzul mevzuunda sahabe-i kiramın en büyük alimlerinden biriydi Hazreti Ali Efendimiz. Şimdi Esbab-ı nüzul ile ilgili çok bilgiler var kitaplarda. Özellikle rivayet tefsirlerinde başlangıçtan bu yana fevkalade ciddi bilgiler var. Onları nazar itibara almadan Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmek mümkün değil. Esbab-ı nüzulü bilmek lazım. İşte burada bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü olarak gösterilen hadise şu. Peygamber Efendimiz Beni Mustalık kabilesine El-Veli Velid İbni Ukbe isimli bir zatı gönderdi zekat tahsil etmek üzere. Onlara zekat ayeti nazil olduktan sonra git onlardan, onların zenginlerinden zekat tahsil et buyurdu. Şimdi zekat tahsil edenlere amil deniliyordu. Peygamberimizin vazifelendirdiği zekat tahsildarı, memuru, amillerden birisi. Şimdi bu zat meğer o Beni Mustalık kabilesiyle vaktiyle aralarında olay, hadise varmış. Hani Allah korusun hiç gönül istemiyor. Bizim ülkemizin bazı yerlerinde de zaman zaman görüyoruz ya kan davaları var. Hiç ilgisiz insanların hayatına kıyılıyor. Akrabalığı var. Onunla kan bağı var. Dolayısıyla ben onu da öldürür bir adam. Allah korusun. Bunu harca vahşice insanları öldürüyorlar. İnsan hayatına kıymak en korkunç şey. İşte bunun gibi o zaman da cahiliye devrinde yine kan davası var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri onların hepsini veda haccında kaldırdı. Ya. Hepsini ilga ettiğini beyan etti Peygamberimiz. Şimdi bu Velid İbni Ukbe isimli zat bu kabilenin bulunduğu yere, Beni Mustalık kabilesinin bulunduğu yere yaklaşınca baktı ki onlar toplu halde kendisini bekliyorlar. Eyvah dedi bunlar benimle olan husumetlerini, niza ve düşmanlıklarını unutmamışlar. Şimdi ben bu adamların eline tam düşecek ve onların elinde ben esir olacağım veyahut da beni öldürecekler. Büyük bir korku ve telaşa kapıldı. Çok fazla yaklaşmadığı için de uzaktan uzağa böyle bir vehimle kendisi bir yanlış zehab ile dedi ki bunlar beni öldürmeden ben hemen kaçayım. Hemen derhal gerisin geriye döndü ve süratle kaçarak geldi Medine-i Münevvere'ye. Ve heyecanla Peygamber Efendimiz'e hadiseyi anlattı. Ya Resulallah ben onlara zekat tahsili için gittiğimde her birini müsellah vaziyette silahlanmış olarak beni bekler gördüm. Ben yanlarına gitseydim beni öldüreceklerdi. Resulullah Efendimizin elçisine böyle hasmane düşmanca bir tavır sergilemek Peygamber Efendimiz'e düşmanlıktır. Resulullah Efendimiz de bu haber üzerine hemen derhal hazırlık bir seriye hazırlanmasını, bir müfreze, bir birlik hazırlanmasını ve bunlara haddilerinin bildirilmesini emretti Peygamber Efendimiz. Bu hazırlığa başlayınca işte bu ayet-i kerime nazil oldu. Cenab-ı Hak işte size birisi bir haber getirirse onu araştırın buyurdu. Halbuki öteki adamlar, Beni Mustalık kabilesine mensup insanlar, İslamiyetle şereflendikten sonra her türlü düşmanlık ve husumeti unutmuşlar. Peygamberimizin elçisi geliyor diye onu istikbal için, karşılamak için meğer çıkmışlar. Kendi oturdukları köyün ve kasabanın sınırına, dış kısmına yolda karşılamak için, istikbal etmek için çıkmışlar. Ne kadar insanlar yanlış anlayabiliyor değil mi? O da zannetmiş ki beni öldürecekler. Bu haberi böylece intikal ediyor Peygamber Efendimiz'e. Bakın ayet-i kerime hemen uyarıyor. Fetebeyyenu, araştırın.
Hakikaten o getirilen haber istikametinde midir o olay? Gerçekten bu böyle midir, doğru mudur? Bunu araştırın buyuruyor Cenab-ı Hak. Neden? Haşyete en tusibu. Yani en tusibu kavmen bi cehaletin. Bilmeyerek gider bir kavme, bir topluluğa sataşırsınız. Niye siz böyle yaptınız diye, nitekim insanlar arasında oluyor ya, böyle bozguncu, fitneci insanlar var. Zan üzere veya yalanla, iftira ile falanca senin hakkında böyle böyle söylüyor der. Gelir birisini kışkırtır. O da hiçbir şeyden haberi yok. Söylenen gibi zanneder. Gider masum, habersiz bir kimseye gider aniden çatar. Ya onu döver, ya bir tarafını sakatlar veya bir malına zarar verir veya Allah korusun canına kıyar. Hiç yoktan böyle hadiseler olabilir. Ama araştırın buyuruyor Cenab-ı Hak size. Araştırın da bilmeden cehaletle bir kimseye sataşmayasınız. Sataşma korkusu ve ortaya çıkmasın, böyle bir ihtimal belirmesin diye araştırın buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir cehaletin fetusbihu, sonunda bakarsınız zarar verirsiniz, gider birisine sataşırsınız, bir insan toplumuna veya bir başka şahsa sataşırsınız, bunun sonunda da fetusbihu olursa alâ mâ fealtüm nâdimin, yaptığınızdan pişman olursunuz. Ya ne kadar güzel değil mi? Hakikaten insan ne olursa olsun kendisine gelen, devletler arası münasebetlerde de bu böyle, fertler arası münasebetlerde de böyle, cemaatler arasındaki münasebetlerde de böyle. Arayı bozmak isteyen fitneci, fesatçı insanlar hiç olmayan şeyleri var gibi gösterebilirler. Onun için onların bu fitne ve ifsadına fırsat vermemek maksadıyla, sonunda telafisi imkansız durumlarla karşı karşıya kalmamak üzere mutlaka araştırılması lazım. Tabii burada bu belki Velid İbni Ukbe kendisi mahsur olabilir. Eskiden kalan bir husumetin kendisinden intikamının alınacağı korkusu onda yerleşmiş, ukdeleşmiş bir şey olabilir. Yanılabilir insanlar. Yanılabilir. İşte bu yanılmayı tespit edebilmek, ortaya çıkarabilmek için olayın mutlaka araştırılması lazım. Araştırmadan, meselenin mahiyetini anlamadan gidip de bir kimseye çatmayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Sataşmayın. Sonra pişman olursunuz yaptığınız işten. Hakikaten insan pişman olur değil mi? Ah neden böyle yaptım? Keşke araştırsaydım. O keşkeler sonradan fayda vermiyor. Ortaya çıkan harabiyeti, ortaya çıkan berbat durumu telafi edemiyor onlar. Onun için aklı başında olan insan meseleye daha sebebiyet vermeden hadisenin mahiyetini, özünü, aslını ortaya çıkarmalıdır. Ondan sonra eğer hakikaten doğruysa onun icabına bakılır. Ama doğru değilse lüzumsuz yere ortaya fevkalade üzücü bir durum çıkabilir. Bunun için Cenab-ı Hak uyarıyor işte. وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ. İyi bilmiş olunuz ki sizin aranızda Allah'ın Resulü vardır. لَوْ يُطِيعُكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ. Sizin birçok işlerinizde, birçok işlerde size itaat etmiş olsa, sizin söylediğiniz şekilde, sizin gösterdiğiniz istikamette hareket etmiş olsa, Peygamber, لَعَنِدْتُمْ. Siz o zaman sıkıntı ve meşakkate düşerdiniz. Anet, meşakkat ve sıkıntı demek, üzüntü. Siz üzülürdünüz. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ. Fakat Cenab-ı Hak حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ. Size imanı sevdirdi. İslamiyeti sevdirdi. İslamiyetin prensiplerini, ahlak ve fazilet anlayışını, İslamiyetin inanç esaslarını, İslamiyetin benimsenmesini istediği hususları size sevdirdi Cenab-ı Hak. حَبَّبَ يُحَبِّبُ. Ya sesi ve zeyyenehu fi kulubikum. İmanla o imanı sizin kalplerinizde güzel ve süslü hale getirdi. Yani kalbini, gönlünüzü imanın nuruyla donattı, aydınlattı Cenab-ı Hak. Ve kerrehe ileykumul kufra vel fusuka. İnkarı ve Allah'ın emrine karşı gelmeyi size kerih ve çirkin gösterdi. Bundan hoşlanmıyorsunuz siz. Allah'a isyan etmekten, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini hiçe saymaktan çekiniyorsunuz. Çirkin ve kerih görüyorsunuz ya.
Vel fusuka vel isyan. Allah'ın emrine karşı çıkma ve Allah'a asi olmayı da Cenab-ı Hak size kerih gösterdi. Sevdirmedi size. Ondan hoşlanmıyorsunuz. Allah'ın ne büyük nimet bu. Ulaike humur raşidun. İşte onlar Allah'ın gerçek akıllı, dürüst, ölçülü kullarıdır. Allah'ın rızasına uygun hareket ederler. Bakın Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hareket etmek için imanı sevmek, küfürden, fıskı, fucurdan, isyandan uzak kalmak, ondan nefret etmek icap ediyor. İnsanın gönlündeki ölçü bu işte, kriter. Fadlen minallahi ve ni'ama. Allah tarafından bu bir ihsan ve nimettir. Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır. İnsanın kalbinde İslamiyet'e bir sevginin oluşması, küfre ve isyana karşı bir nefretin teşekkülü Allah'ın bir lütfudur, ihsanıdır. Vallahu alimun hakim. Allahu Teala her şeyi gerçek manada bilir ve onun her işi hikmetlidir. Manasız, lüzumsuz, abes bir iş emretmez kullarına Cenab-ı Hak.